Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım teknikleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Eğer amaç bilgi vermekse açıklamadan, eğer amaç bir düşünceyi savunmaksa tartışmadan, eğer amaç bir olayı okuyucunun zihninde canlandırmaksa öykülemeden, eğer amaç bir yeri, bir kişiyi ya da bir varlığı ayırt edici özelliklerini vererek okuyucunun zihninde resmetmekse betimlemeden yararlanılır. Şimdi bize verilmiş olan bu parçayı okuduk. Bir tren molasından bahsediliyor. Yani tren yolculuğu sırasında mola verilmiştir. İnsanlar bazıları inmiştir, bazıları da manzaranın tadını çıkarmaya çalışmaktadır. Yani güzel bir manzara bulup fotoğrafını çekmek için uğraşmaktadır. Parçanın yazarı bazen güzel manzaraları fotoğrafını çektiğinden, bazen bunu kaçırdığından bahsetmiş ama ileride tuvalde cam bulur düşüncesindeyim diyor. Yani ileride belki tablosunu yaparım düşüncesini aktarıyor bize. Yani burada bir olay anlatılıyor. Zihnimizde bir tren yolculuğu mola verilmiş. Trenden yolcular iniyor. Bir kısmı fotoğraf çekiyor. Yani bir olay canlandırıyoruz. Bir de mola verilen yerin ayrı edici özelliklerinden bahsedilmiş. Yani bozkırın, yalçın kayaları, dağları zaman zaman peri bacalarına benzeyen çıplak bir o kadar da heybetli estetik sülüeti ifadesi yani mola verilen yeri ayırt edici özellikleri bize aktarıyor. Zihnimizde resmediyoruz. Yani hem olay var hem resim var. Yani betimleme ve öykülemeden yararlanılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçanın hareketle verilen yargılardan hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Şimdi dolaylı anlatımdan yararlanılmıştır. Evet, buna ulaşılabilir. Dolaylı anlatım bir başkasının sözünü olduğu gibi aktarmamaktır. Dil ve anlatım yönünden değiştirerek anlatmaktır. Anlam değişmez. Burada iki sanatçının şiirle ilgili görüşleri aktarılmıştır ama doğrudan doğruya aktarılmamıştır. Yani onların cümleleri, cümleleri hiç değiştirilmeden parçada yer almamaktadır. Bu dolaylı anlatımdır. Dolaylı anlatımdan yararlanılmıştır. İkisinin de şiire bakışı, şiiri Tanımlaması burada verilmiştir ve bunlar karşılaştırılmıştır. Farklı açılardan bakmaktadır. Birbirinin aynı şeyi düşünmemektedir. Dolayısıyla karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Bu da yine ulaşılabilecek bir yargıdır. Doğadan insana aktarım yapılmamıştır. Yani insana doğadaki bir varlığın özelliği verilmemiştir. Tanımlamalarla söyle işte yoğunluk sağlanmıştır. Tanımlama vardır. Yani iki sanatçının şiir tanımı verilmiştir ama bu tanımlamaları yaparak söyle işte bir yoğunluk kazandırılmamıştır. Sağlanmamıştır. O yüzden buna da ulaşılamaz. Şimdi hangilerine ulaşılabilir dendiği için cevabımız 1 ve 2'dir. Yani A seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Verilen parçayı okuduk. Bu parçada yazar ilkokul yıllarında başından geçen bir olayı bize anlatmaktadır başından geçen bir olayı anlattığı için burada öyküleyici anlatım bulunmaktadır. Çünkü öyküleyici anlatımda amaç bir olayı okuyucunun zihninde canlandırmaktır. Bir de Isparta'dan bahsetmiştir bize. Isparta'nın yazın nasıl bir şehir olduğu aktarılmıştır. Ayırt edici özellikleri verilerek tuhaf bir sıcağı ve kuruluğu vardır. Özellikle öyle vakitleri insanlar evlerine, dükkanlarına çekilir. Her şey sessizleşir şehir beyaz bir hayal gibi olurdu. Bakın burada da bu şehir zihnimizde resmedilmiştir. Yani betimleme yapılmıştır. E dolayısıyla bu parçanın anlatımında öyküleyici ve betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır. Bunlar daha ağır basmaktadır. Cevabımız D seçeneğidir.